10.000 TL karşılığında 3 gün boyunca sadece noodle yiyeceğinizi söyleseler bu teklifi kabul eder miydiniz? Ben kabul etmezdim muhtemelen çünkü reflüden kaynaklı ölme riskim var. Ama bu bir teklif değil. Bu bir challenge. Günaydın arkadaşlar. Bugün noodle yeme videomuzun ilk günü, ilk sabahı. Ben size görünmeden şöyle bir saçımı başımı toparladım ki bir sümsük gibi çıkmayayım hani kameraya. Şöyle bir saçımı topladım. Güneş kremimi sürdüm suratıma. Yok şöyle çıkmayayım değil mi? Diye çıkmayayım diye. Hazırlayalım noodle'ımızı. Sabah sabah noodle yemek de pek iğrenç böyle bir yapacağım. Ayrıyeten bugün ev bakmaya gideceğiz. Muhtemelen artık bu evi tutmayı düşünüyorum. İnşallah bu evi tutacağız. Bugün bu ev tutulacak. Tek bir sıkıntı var. Adam daha telefonlarımızı açmadı. Telefonumuzu açtığı zaman gidip göreceğiz bence ve çok güzel olacak. O zaman hazırlayalım. Minik kedim her sabah kahvaltıyı burada bekler arkadaşlar. Ama bugün benim kahvaltım bunlardan bir tanesi olduğu için masada onun için hiçbir şey yok. Bu iki ramen. Kenara bırakıyorum bunları. Bunları çünkü dışarıda herhangi bir şey olursa diye aldım. Bunlardan birini seçeceğim şimdi. Odi modi şapkam kayboldu. Kim buldu? Odi buldu. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bu menün rabokkiço. Muhtemelen bunun içinde dokbokki de var. Yani acılı dokbokki ve ramyon. Bu da acılı ve böyle biraz ekşili bir ramyon muhtemelen. Bu Shin ramyon. Benim en sevdiğim. Bu da normal baharatlı yani. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tavuk çeşnili falan diyor. Acılı yine. Her zamanki gibi zaten. Hepsi acı. Bu da Samyang ramyon. Samyang da hatta Kore'nin bu tür böyle ramenlerini yapan marka diyebiliyorum. Bu da kimçili bir ramyonmuş. Kimçiyi severim, bayılırım. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle bu böyle bayağı çıtır çıtır bir şey. Bunu ben de ilk defa deneyeceğim. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yine o kimçili ramyonun cup versiyonunu aldım. Bu da aşırı acılı. Acı seviyesi yükseliyor arkadaşlar. Rengi değiştikçe acı seviyesi yükseliyor diyebiliyorum. Asiye benim evde vlog tarzı bir video çekeceğimi duyduğu için uyanmış. Banyosunu yapmış. Saçını yapmış. Kıyafetlerini giymiş tam takır. Herkes böyle pijamalı bilmem neydi. Asiye bakın şimdi. Yok. Benim her gün normal halim bak, yani kahvaltılara bak, böyle bak, uyanıyorum. Enerjim yükselsin. Ayaklarımı çekme. Bu da peynirli. Sabah sabah peynirli bir noodle yiyeceğim. Bunu böyle içine atıyormuşsun. Bunu böyle atıyormuşsun. Bekliyormuşsun olmasın. Ondan sonra süzüyormuşsun. Sonra üzerine paketleri döküyormuşsun. Oluyormuş. Afiyetle yiyormuşsun. Az önce bu da suyunu beklerken eli bir tane şu patatese gitti arkadaşlar. Sonra dedi ki neyse ben yemeyecektim dedi. Sanki oruç tutuyor. Dedim ki bir tane de ne olacak al ye dedi. Yemem. Diyor, yok ben diyor öyle yapmam diyor. Ben diyor yemem. Ben gerçekten çekiyorum diyor. Mide fesadı geçirip hastanede görüşürüz. İlk gün gayet heyecanlıydım. Çünkü daha önceki gün çok güzel bir akşam yemeği yemiştim. Bu beni hiç etkilemeyeceğini düşünmüştüm ama yine de sabahın köründe acılı bir noodle yeme fikri gerçekten benim böyle çok canımı sıktı. Çünkü gerçekten reflüsü olan insanlar bilir ki sabahın köründe acı bir şey yemek demek akşama kadar midenin cayır cayır yanması demek. Ben yine de bunu göze aldım ve ilk noodle'ımı yedim. Üzerine soslarını döküyorum. Biraz fazla haşlandı ama iyi, kötü değil. Neden? Çünkü daha çok haşlanması benim midemde daha fazla yer kapladığı anlamına gelecek yani. Bu şekilde daha tok tutacak beni. O yüzden hiç strese gerek yok. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Göster. Hmm, iğrenç gözüküyor. Benim yemeğime bakın bir. De, ooo, mükemmel kahvaltı. Hmm, patates. Hmm. Hmm. Ya benim de burnum kaşındı o yüzden yoksa... Bir şey söyleyeceğim, kıpkırmızı oldum. Keşke odi modi şapkam kayboldu yapmasaydım da sebzeli olanı seçseydim ya. Dudaklarım pes pembe oldu ya. Şimdi soracaksınız, diyeceksiniz ki madem senin reflün var, sen neden bunu çekiyorsun? Çünkü arkadaşlar benim reflü olmamın sebebi 11. sınıftayken ilk defa noodle'la tanıştığımda yaklaşık bir ay boyunca noodle'ı bir öğün olarak tükettim ve reflümün başlamasının sebebi de tamamen noodle oldu. Bu yüzden bu videoda da aslında size noodle'ın bir öğün olmadığını, sadece bir abur cubur olduğunu ve sizin midenize ne tür zarar vereceğini göstermek için çekiyorum. Makyaj, kılık, kıyafet, sen nelere kadirsin ya? Bir az önceki pasta, bal pasaklı kıza bak. Bir de
Şu kıza bak. Yanıma noodle'ımı aldım. Paket halinde bunu aldım. Şimdi yola çıkıyoruz. İş kadını gibi giyindim. Çünkü ev sahipleri böyle insanlar görmek istiyorlar. Dün ajansa gitmiştim. Ajansta arkadaş dedi ki, Mer dedi, neden dedi avukat gibi giyindin dedi. Aha dedim, avukat gibi görünüyorsam dedim bu ev sahibi için daha iyidir dedim. O yüzden dün ne giydiysem bugün aynısını giydim. Gidiyoruz. Alacağım o evi. Abimlerin mükemmel kahvaltısının eşliğinde kahvaltımı bitirdikten sonra makyajımı yaptım ve artık ev için yola çıktık. İlk başlarda böyle çok fazla beni rahatsız etmedi bu durum ama giderek başımın ağrısının arttığını hissettim ve daha ilk günden. Şimdi eve doğru yürüyoruz. Böyle bir heyecan geldi bana ev sahibiyle direkt konuşacağımız için. Ve o kadar yorgun ve bitkinim ki yeterli besin alamadığım için aşırı bitkinim ve çantam çok ağır. Omuzlarım ağrıyor. Kopuyorum şu an yani. İnşallah ikinci yiyeceğim noodle beni böyle biraz kendime getirir. İnşallah evi tutabiliriz. Oradan çıktığımda da ikinci yemeğimi yemiş olacağım. Bay! Evi görmeye gittik. Ev sahibiyle görüştük. Daha sonra çıktık ve artık benim ikinci öğünümün vakti gelmişti. İkinci öğünümü yemek için abimler hamburgerciye oturdular ve ben de zorunlu olarak hamburger onlarla beraber oturdum. Karnım şu an gurul gurul ediyor. Birazdan abimlerin hamburgerleri gelecek. Gerçekten çok canım sıkkın. Hiç hoş değil. Şimdi karşıdaki kafeden su istedim. Burada yokmuş su. Hamburgerci de dedim ki, ya burada sıcak su var mı? Hani ben bunun içine sıcak su doldurmak istiyorum. Adam dedi ki, hayır dedi, sıcak suyumuz yok ki. Ben görüyorum orada sıcak su var. Vermedi yani bilerek. Ne olurdu? Belki ben yiyemiyorum hamburger. Belki ben vejetaryen bir insanım ve hamburger yiyemiyorum. Arkadaşlarım yüzünden orada oturmak zorundayım. Arkadaşlarımın hamburger yemesini izlemek zorunda mıyım ben? Neyse geçiyorum. Karşıdan bir tane kahveciye girdim ve oradan su aldım. Noodle'ımı doldurdum. Hiç mutlu değilim şu an. Çok seviyorum yediğim şeyi ama hiç mutlu değilim yani şu an yaptığım şeyden. İnsan çok canı sıkılıyor yanında birisi başka bir şey yiyince. Böyle hazırladım. Göster içine. Bunu yemedim daha önce. Bilmiyorum tadını ama muhtemelen kimçili yani. Maksimum ne olabilir ki? Güzeldir. Ne kadar güzeldir yani hamburgerin yanında. Çok kez hamburger dedim. O hamburger buraya gelecek. Abimler mükemmel hamburgerlerini yerken böyle yerken ben orada noodle'ımı yedim. Ama şöyle bir şey var. Onun noodle'ın gerçekten tadı çok güzeldi. Sebzeliydi ve aşırı acı değildi. O yüzden benim karnımı çok fazla yakmadı. Bunun etkilerini bir sonraki gün görmeye başlayacaktım. Ve arkadaşımla buluştum ve bugün bu şekilde bitti. Zeynep bana eve hediyesi almış. Açıyorum. Tarçınımla. Noodle aldım. Noodle mukbang ASMR. Artık noodle yemekten. Aa ya. Ne bazen mi? Çok mutluyum. Kendime de al diyordum, sana da al diyeyim dedim. Ya ama o kadar güzel ki. Sen de gördüm dedim ki. Ya. Kanka dedim, çok güzel değil mi? Nasıl dedim. Şey, biz de alalım dedim. Ya. Çok güzel ya. Güle güle kullan. Başka hiçbir öğün yemedim. İkinci gün uyandığımda felaket bir boğaz ağrısı, felaket bir burun akıntısı ve bir baş ağrısıyla uyandım. Acaba dedim ya ben çekmeyi bıraksam mı? Çünkü çok kötü olacağım. Hani gerçekten hastanelik olabilirim. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam Zeynep'te kaldığım için kapıyı açamadım. Noodle'ım yoktu. Noodle sipariş ettik. Kız, arkadaşlar dün ben 5 şişe su içmeme rağmen şu an hala kendim aşırı susuz hissediyorum bu arada. Şakasız. Ve sanki sürekli ağzımda bir tuz tadı varmış gibi hissediyorum. Yaman ya. Sen niye böyle bir video çekiyorsun? Bu arada bugün bir de evin sözleşmesini imzalamaya gideceğiz. Ve mükemmel noodle tarifimi yaptım. İşte yoğurt, baharat bilmem ne döktüm. 2 tane noodle yaptım. Neden bu kadar fazla noodle yaptığımı bilmiyorum. Akşama kadar beni tutması gerekiyordu çünkü. Bugün biraz yoğurt koydum, yoğurtlu yaptım çünkü midem daha rahat etsin diye. Dünkü çok acıydı ve midemi yakmıştı sabah sabah. O yüzden yoğurt koydum. Ay yanmış. Arkası yanmış. İfşa aldım. Şimdi şey linci geliyormuş. Merve ablam oradan adı derken siz nasıl utanmadan yumurta yiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Topluca noodle mı yiyelim? Şuna koysam.
Biraz fazla yapmışım ben. Abim, Asi falan gelip benim kulağıma şey fısıldıyorlar. Oğlum sen niye gerçekten yiyorsun? Manyak mısın? Niye gerçekten yiyorsun? Hiçbiri böyle çekmiyor bunu. Hani onlar öyle çekmiyorlar. Arada yemek yiyorlardı. Sen de yemek ye. Kahvaltıyı hazırlamışlar böyle. Önüme gelmişler. Asi aşağıdan kulağım fısıldıyor. Yesen. Ve Asi gerçekten videonun ortalarında bana artık trip atmaya başladı. Sen kendi kendine eziyet ediyorsun şu an. Yaptığın şeyin hiçbir manası yok. Git yemek ye düzgün bir şekilde. Ben dedim ki hayır. Hayır ben bu videoyu alnımın akıyla çekeceğim. Başkaları da böyle farklı videolar çekiyor. Yok 3 gün boyunca sadece şununla beslendim. Ya bir gün boyunca bununla beslendim diye. Merve diyorum ki onlar hepsi yalan. Onları ciddiye alma diyorum. Bu gerçekten öyle bir şey yapıyor ve tamamen hasta oluyor şu an. Gebermek üzere. Diyorum onlar yalan. Onlar yemek yiyorlar ondan sonra diyorum. Hani ki onlara inandığım için değil. Ben gerçek bir video çekmek istiyorum. Onlar yalan yapıyorsa yapsın bana ne? Tamam salatalık ye. Bir şey olmaz. Hayır. Ahmet abi yesin. Bim'den nugget almaya geldik. 6.90 bitmeden hacı hacetine gımlıgıp benden sorumlu. Bir kaseyi yedim. Kalanını da Asi yedi. Hani yeme. Sabahın köründe noodle mı yenir diyen çocuk bir anda benim noodle'ımın son böyle lokmalarını yiyordu en son. Bir tam bu sırada biz kahvaltıyı yaparken ev sahibinden haber geldi ve dedi ki evet dedi ben dedi size bu evi veriyorum. Gelin kontrat imzalayalım. Hiç dinlenmeden masadan kalktım. İki böyle yüzüme bir şeyler pıt pıt sürdüm ve burnumu sümküre sümküre ev sahibinin evine gittim. Ev sahibi böyle bir şaşırdı yani. Baktıktan dedi bir günde ne olmuş olabilir yani. Eve gidiyoruz kontrat imzalayacağız. Abi çok yorgunum ya. Yemin ederim bu proteinsizlik beni çok fena etkiledi. Bak suratımda makyaj var ama hani gözaltı torbalarımı görüyor musunuz? Yani aşırı derecede yorgunluk var yani vücudumda. Genel olarak bir yorgunluk var, susuzluk var. Bugüne bir pet şişe bitirerek başladım. Susuzum yani. O kadar çok tuz içeriyor ki o yediğim şey. Vücudum kurudu ya. Günde iki öğün yiyorum. Dün iki tane noodle yedim. Bugün de iki tane yiyeceğim muhtemelen. Çünkü şu an yolda yiyeceğim bir noodle yok. Eve gideceğim, evde yiyebilirim ancak. Akşama kadar açım demek oluyor bu da. Evet. Evden çıktığım andan itibaren güneş bana bir vuruyor. Bir yandan böyle hayvani bir terleme içerisindeyim, terliyorum. Bir yandan üşüyorum, bir yandan sümüğüm akıyor, bir yandan öksürüyorum. Boğazdan, zaten boğazından hiçbir şey geçmiyor artık. Ve ben yemek yemek istemiyorum. İşte abimler dönerini falan yedi ve o sırada ben çekim yapamadım zaten. Çünkü gerçekten baygınlık geçirecek gibiydim. Hani şöyle artık böyleydim. Abim diyor ki Merve Allah rızası için yemek ye. Dedim ki hayır. Hayır dedim. Biz oradan çıktığımızda saat 5'ti. Eve varmamız saat 10-11'i aldı. Maltepe'den Beylikdüzü biraz uzak arkadaşlar. Şehir değiştiriyorsunuz. Şu an akşam saat 9. Ben en son öğlen saat 11-12 gibi yemek yedim. Yemek yedim yalnız. Yemek yedim. Yoğurtlu noodle yedim. Ondan sonra benim hiç çantamda da götürmediğim için kala kaldım yani o şekilde. Eve gelene kadar da saat 9 oldu. Hasta olacağım muhtemelen yarına kadar. Şu an boğazımda bakteri virüsler böyle dans ediyorlar. Yutkunmakta sıkıntı yaşıyorum. Bağışıklık sistemimin ağzına mıçmış durumdayım yani. Vitaminsizlik, vitaminsizlik. Abim dedi ki hadi yemeğini ye bari. Bağışıklık sistemim zaten çökmüş. Benim bağışıklık sistemim zaten ölmüş, mefta olmuş. En azından mideme bir şey girsin ki hani vücut şey desin. Ha bir şey girdi, bir şeyler oluyor. Oh oh yaşasın yaşasın falan desin yani. Onu yememin tek sebebi buydu. Başka hiçbir sebebi yok yani. Samyang ramyonlar bir tane. Bu böyle az acılı ve daha çok böyle sebzeli falan. Bir de böyle ilginç bir şey varmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz daha farklı diğerlerine göre. Bu çok mu acıymış lan yoksa? Bu bayağı bir acıymış galiba. Bak tipe bak. Bu level 30 falan diyor. Mıç mıyım ya? Teyze git arkamdan git. Arabanın son ses açmış. Deliriyorum ya. Şu arabada son ses müzik dinleyenlere deliriyorum. Yapma kardeşim ya. Merak ettim. Bunu da deneyelim. Tamam. Buna bu kadar yeter şimdi. Ben oturdum böyle masaya. Ben yemeğe bakıyorum, yemek bana bakıyor. Hem yiyeceğiz, ne yapalım? Yani kaderim bu. Benim kaderim bu. Bayağı garip bir şey oldu. Ben bunu yapabildim mi ona da emin değilim. Bayağı bir ilginç yani şu an bu. Ve çok acı... Önce bir deneyeyim, önceden bir deneyeyim. Buğday... Buğday... Buğday ekmeği gibi. Buğday ekmeği. Başım döndü. Tadı güzel. Tadı güzel ama...
çok acı. Ama tadı güzel. Benim favorim Samyang. Biraz beklerken şişmiş. Şişmesi iyidir. Mesela Kore dizilerinde görürsünüz sürekli şey derler ya. Şişiyor bak, şişiyor. Bu arada bu çok kayıyor elimden. Kore dizilerinde şey derler ya işte. Aa hadi şişmeden ye, şişiyor bak ramenin. O bu olay yani. Bu böyle şişince böyle bir pek iyi olmuyor. Bunun da boyu çok küçükmüş. Hmm. Şu an mutluyum. Hmm. Bu böyle gerçekten sebzeli. Baharatı çok çok hoş bir baharatı var böyle. Ne ağzını yakıyor, ne böyle bir seni rahatsız eden bir şey var. Mükemmel bir şey ya. Acılığı böyle az seviyede mükemmel bir tadı var. Yalnız gerçekten acıkmışım yani bak şey. Bunun yerinde başka bir şey olsaydı çok daha mutlu bir şekilde yiyebilirdim ama şu an bu bana mükemmel geliyor. Kıtlık bilincime. Bugün abimler yanımda tavuk döner yediler, tavuk pilav yediler. Ben böyle baktım. Afiyet olsun dedim. Kendimi oruç tutuyormuş gibi hissediyorum. Ya da böyle diyet yapıyormuş gibi hissediyorum. Garip bir şeye girdim yani. Gün içerisinde bana çok kötü olmadım, ne bileyim bayılmadım en azından falan filan ama yani resmen direkt hasta oldum ya. Anında hasta oldum, inanılmaz gerçekten. Bu videoyu izleyen çoğu kişi noodle'ı bir öğün olarak görüyor ama noodle asla bir öğün değil. Bu makarnamsı şey asla bir öğün değil. Benim için mesela bu bir aslında abur cubur. Sana yararı olan hiçbir şey yok bunun içinde. Ha, çok acı. Bu acı değil, başka bir şey var lan bunun içinde. Ne var? Bilmiyorum, çok acıdan da ötürü bir şey var. Zehir. Ötürü. Çok acı. Yemin ederim şu an gözleri kıpkırmızı oldu. Midem ağrımaya başladı yemin ederim anında yani. Daha midene gitmedi lan diyeceksin ama midem ağrımaya başladı şu an. Arkadaşlar bunu yemeyin. Varsa da... Acı hiç aşırı seviyor olman lazım evet. Yani. Bakayım be bir daha. Bu iyiymiş ama çorbaya benziyor. Evet, o çok güzel. Evet. Bu çok güzelmiş. Bu da müthiş acı. Oo. Yok ben bunu yemem. Üçüncü gün artık midem şöyle arkadaşlar. Şöyle oluyor midem. Sürekli sabaha kadar can çekiştim. Sabah uyandım. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Çok hasta bir şekilde uyandım. Zaten dün de hastalandığımı hissetmiştim ama yani gece böyle öksürerek uyandım. Kaç defa uyuyamadım hiç. Boğazım bayağı kötü durumda. Çok kötü. Normalde pazar gününe kadar devam ettirecektim ama muhtemelen bugün bitireceğim videoyu. Çünkü hani ölmeme gerek yok yani ölmemi görmek istediğinizi sanmıyorum. Videonun hatta ben amacına ulaştığını düşünüyorum şu an. Besin değeri olmayan bir yiyeceğin öğün olarak tüketilmesi ne kadar zararlı olduğunu göstermek istemiştim size. Gayet başarılı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bağışıklık sistemim düştü. Hastalığa açık hale geldim ve en ufak bir şeyle hasta oldum. Onlar kendilerine börekler bilmem neler aldılar böyle yumurtalar yaptılar zeytinleri bilmem neleri var. Benim sadece buyum var. Sadece bu. Çarlamuk kesin midem. Yine böyle acılı olmayan bir şey seçtim sabah için de. Akşam için ama bunu deneyeceğim. Bugün şimdi ev için eşyaları artık kolileyeceğiz. Pazar günü taşınacağız. Bugün her şeyi hazır hale getireceğiz taşınmaya. Bu acıymış ya biraz. Ama diğerleri kadar değil yani. Ama yine acı. O bir tane arkadaşım var demiştim ya, Kore'de yaşayan bir arkadaşım var demiştim. O mesela gitmeden önce sürekli işte ben ramen yerim kanka falan diyordu. O da aynı bu şekilde hastalanmıştı ve mesela şey demişti bana. Burada ekmek yok kanka, burada peynir yok kanka. Ekmek yokmuş, doyamıyormuş o yüzden. Etleri böyle normal yiyorlar ya, böyle marulun içine koyup yiyorlar. O yüzden doyamıyormuş. Zaten orada et çok pahalı. Bir domuz eti var yani pahalı olmayan. O yüzden yemek yemek biraz zor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu an üçüncü gün ya. Ben alıştım ya bunu yemeye. Gerçekten alıştım yani şu an. Evet bunu yemek istemiyorum kesinlikle. Şuradaki poğaçaları, börekleri yemek istiyorum. Domates arasına poğaça koymak istiyorum. Ama alıştım yani, o kadar da iğrenç kötü gelmiyor şu an tadı. Bak beni izliyorlar şöyle. Şimdi ev toplamaya başlayacağız. Hiç o gücü hissetmiyorum ama kendimde. Ama yapacağız. Kahvaltımı yaptım. Artık kendime diyorum ki Mer tamam. Merak etme, bugün son gün. Hiçbir şey olmayacak.
Böyle topluyorum etrafı. Zaten Asi hiç yardım etmiyor. Şaka şaka yani. Edemiyor. Çocuk bilmiyor çok fazla ev toplamayı. Baktım en son plaketleri falan topluyordu. YouTube şeysilerini koyduk. Duvarda sadece bir tane kaldı. Onu da kaybetmişiz. Toplarken her şey daha da dağıldı gibi bu arada. Yani çözemedim. Ben böyle kıyafetleri toplamaya çalışıyorum. Kapatıyorum böyle valizi böyle sonuna kadar dolduruyorum. Üstüne oturuyorum. Çekmeye çalışıyorum falan böyle. Asi kenarda. Böyleydi yani çocuk. Dedim hayır, bize de kısmet buymuş. Bu ne yapıyor burada? Merve uyuyakaldı. Biliyorsunuz sabahtan beri evi topluyoruz. Evin hali. Şimdi Merve'nin de yemek yemesi lazım. Biz yedik ama Merve yemedi. Ay yavrum kıyamam. Hasta mı oldun sen ya? Hasta mı oldun? Merve? Merve uyan hadi. Uyan uyan. Hadi ya. Yemek ye yemek. Kızım öleceksin lan. Öleceksin. Bak arkada düğün müziği çalıyor. Hadi şimdi sen bir... Nerede bu müzik aynısı çalıyor bu arada. Ben uyurken de bu çalıyordu. Ben uyurken de böyleydi. Tüm eşyaları topladık. Son noodle'ımı yemek için masanın başına oturdum. Vitaminsizlikten suratımda ne renk kalmış ne dudağımda renk kalmış. Ruh gibi gözüküyorum yani. Allah beni kahretse ancak bu kadar olabilir. Bu nasıl yapılıyormuş şimdi? Bunu yapacağım bu arada. Bunu yapacağız. En son bunu yiyeceğim. O kadar yiyeceğim şeyden nefret ediyorum ki şu an aç değilim ya. Ama yiyeceğiz. Şimdi diyor ki meyun rabokki. Rabokki ramyonla tokbokkinin birleşimi. Yani muhtemelen bunun içinden bir ramyonumuz çıkacak. Bir de aynen tahmin ettiğim gibi şöyle tokbokki çıktı. Yani ha tokbokki yemişim ha ramyon yemişim. İkisi de undan yapılıyor. Hiçbir fark yok o yüzden. Bu da sosumuz. Oha! Kan gibi duruyor lan. Suyun üstüne mi katıyorsun direkt? Öyleymiş. Öyle yazıyor yani. Asi ne yapıyorsun Asi? Bu ne şimdi abi yani? Bu böyle yeniyor mu? Biraz garip duruyor bu arada. Çok garip. O ne ya? Ben şu an ne yiyeceğim ya? Sakız gibi görünüyor aynen. Aç diyor. Bunu dök diyor. Bunu aç diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kanı döküyoruz. Sonra bunu böyle bırakıyormuşuz. Nasıl koktu lan? Çok fena koktu. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Ben inşallah bu gece hayatta kalabilirim. Gerçekten. Oğlum çok fena kokuyor bu ya. Çok fena kokuyor ya. Kan gibi oldu gerçekten. Hı. Salça kusmuşum gibi gözüküyor. Biber salçası gibi biber kokuyor. Salçası gibi kokuyor. Evet. Bu böyle pişene kadar bu şey olacakmış yani. Bunu bekle diyor pişene kadar. Oldu. Son noodle'ımı yerken gerçekten o kadar huzurluydum ki. Öldüm. Artık cennete gideceğim. Çok huzurluyum. Bitti ya video. Ondan sonraki gün istediğim şeyi yiyebileceğim ya. Onun böyle bir mutluluğu dolmaya başladı içime. Kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri derya deniz. Bence bu arada ben bunu yiyemeyeceğim. Ben bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Çünkü Allah affetsin bir şey olmuş. Bu burnuma geliyor bunun şeyi, acısı benim. Bir deneyelim ama. Yani gerekirse yarına kadar da aç kalırım. Düzgün bir şeyler yerim. Çok Allah affetsin görüntüsü. Bak çok Allah affetsin yani. Ya bilmiyorum güzel gözüktü ya. Böyle olacağını bilseydim şeyli ramenlerden bir tanesini açardım ama bunu kenara koydum. Diğerleri şimdi paketlerin içinde bunu yemek zorundayım yani. Çünkü kapattım, bantladım kolileri. Fena kokuyor derken bu arada felaket acı kokuyor. Yani bu biraz daha olsam yemiş ki. Çok acı gelmedi. Allah Allah. Hatta böyle bir tatlımsı geldi. Ama bunlar biraz daha olabilirmiş. Dur bakayım. Tatlı da bir koku var aslında. Bal. İçeride bir şeyler oluyor. Bunun tadı güzel. Tadı güzel ama acı. Acı ama tadı güzel. Hatta şu dokların biraz daha pişmesini istiyorum ben. Biraz daha bir saniye. Tekrar yaptım biraz. Doglar rezalet olmamış ya, olmuyor. Biraz Esra Ezmeci okuyacağım. Hocam ben öğretmen, konuştuğum çocuk temizlikçi. Ama utanır mısın benden dedi. Utanmam deseydin. Çok sıcak. Daha da yükselt. Daha da yükselt. Tüm cadde, tüm mahalle, tüm şehir duysun. Tüm Beylikdüzü duysun, tamam mı? Çok acı. Sonraki gün nakliyeciler geleceği için zaten bir de her şeyi kolilemişiz. Hiçbir şey olmadığı için Asi ne söyledi? Pide böyle.
kır pidesi. Bir mutlu oldum, bir hoşuma gitti. Sadeydi be, patatesli sadece. Bir hoşuma gitti, bir mutlu oldum ya. Yerken böyle ağzıma soktum hepsini. Böyle üç tane falan yedim dedi, sakin ol dedi. Miden de o kadar güçlü değil şu an. Tabii taşınma falan sürdükten sonra abimler gitti. Ben evde kaldım, evi sildim, süpürdüm. Emlakçı gelecek, deposaya alacağım. Onları beklerken ben kendime pizza söyledim. Allah'ım ya diyorum ya. Dünyada çok güzel şeyler var. Ben neden bunu yiyorum? Neden? Bu da fast food. Yediklerim de fast food ama normal bir şeyler yesem de beni çok mutlu edecekti. Annem benim önüme kuru fasulye pilav koysaydı ben mutluluktan dört köşe olur tabak böyle tabakla beraber ağzıma sokardım yani muhtemelen. Ve o üç günün sonunda bana kalan tek miras geçmeyen bir boğaz ağrısı. Öksürük, mide yanması, vitaminsizlik ve bağışıklığımın tamamen çökmüş olması ve ölmüş olması oldu. Yani bana bir noodle size asla bir kuru fasulye pilavın verdiği besini vermeyecek. Noodle gibi bir yiyeceğin bir öğün olarak tüketilmesine tamamen karşıyım. Kamu spotu. Bu video bir kamu spotu değerinde. Noodle yemeyin. Noodle yemeyin demiyorum yani. Yiyebilirsiniz. Ayda bir kere ye. Hoşuna gider, seversin. Ye yani. Ama şunu bil yani. Sana hiçbir şey kazandırmayacak onu yemek. O bir öğün değil. O bir yemek değil. Evet. Son dakikaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ah. Ah.